Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi Elif Boncuğu bağlayalım eğer hazırsa. Merhaba. Merhabalar Elif. Sesim iyi geliyor mu? Süper benim için. Çete bakalım. O sırada ben senin sunumunu alayım. Tamamdır. Tamam sanırım şu an. Ses de gayet güzel. Tamamdır o zaman başlıyorum. Teşekkürler Sinan. Tamam, ben seni baş başa bırakıyorum. Merhabalar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an sizleri göremiyorum. Değişik bir uygunmuş bu şekilde sunum yapmak. Öncelikle Kütahya ekibine bu aslında dünyanın bulunduğu zor şartlarda bir şekilde bizleri buluşturduğu ve yine de komünite olarak bir araya gelmemizi sağladığı için teşekkür ederim. Ayrıca bugün Tıp Bayramı. Başlangıçta kız kardeşim olmak üzere tüm sağlık personelinin, tüm doktorların da Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Ben Enif Boncuk. Garanti Teknoloji'de çalışıyorum. 8,5 senedir yaklaşık. Mezuniyetimden beri aslında. Mobil ekipteyim. Daha çok Android üzerine sunumlar yapıyorum ama aslında biz Garanti'de mobil ekipte Android'i, iOS'i ve uygulamalarımızın backend'ini yani tüm sorumluluğuyla geliştirmeleri yapıyoruz. Bunun dışında uzun süredir komünitelerde aktif görevler alıyorum. Ben de aslında bir GDG ve VTM organizatörüydüm. Dolayısıyla şu an burada konuşma yapmak çok anlamlı benim için. Şu an mobiler.dev yazarlar platformunda da yazar ve danışman olarak yer alıyorum. Bir kısaca ondan da bahsetmek istiyorum çünkü belki ilginizi çeker ve size faydalı olabiliriz. Mobiler.dev aslında bir yazar topluluğu gibi düşünebiliriz. Mobil yazılımcılar tarafından yine mobil yazılımcılar için üretilen kaynakları içeriyor. Başlangıçtaki sunumda Merve Developer Students Club'lardan bahsetmişti. Aramızda öğrenciler de var. Developer Student Club'da yer alan DSC lideri de yine burada aslında çalışmalarını paylaşıyorlar bizlerle. Android üzerine de Google Developer Expert'ım. Şimdi biraz Compose'a geçebiliriz sanırım. Compose'un developer.android'deki tanımıyla başlayacak olursak native olarak Android yayını geliştirmemizi sağlayan modern bir toolkit. Tamamen Kotlin API'leriyle yazılıyor. Burada aslında amaç daha güçlü tool'larla, daha az kodla basitleştirerek UI'ımızı geliştirmemizi sağlamak. Compose'un nasıl yapılacağına devam etmeden belki biraz layout'ların tarihçesinden de bahsetmek faydalı olabilir. Şimdi aslında başlangıçta elimizde en çok kullanılan layout'lar nelerdi? Lineer layout ve relative layout'tu. Lineer layout'ta view'leri yan yana ya da alt alta sıralıyorduk. Relative layout'ta ise birbirine ilişkisel olarak konumlarını veriyorduk. Yani şu ana kadar aslında ve konseptle açıklana kadar biraz daha konuştuğumuz şey hangi case'de hangi layout'u kullanmamız daha performanslı olacağı yönündeydi. Ama bir diğer yandan bu ilk zamanlarda yapılan geliştirmeler de aslında her mobile developer tarafından çok da sevilerek yapılan bir uygulamanın parçası değildi diyebiliriz. Bu noktada yaklaşık sanırım 3 sene önceydi. Konseptle layout ve UI editor'la tanışmış olduk. UI editor neydi dersek de aslında artık çürükle bıraklarla layout'umuzu tasarlamamızı sağlıyordu. Ve bu hangi kezde hangi layout'u kullanırsak daha performanslı olur gibi konularda biraz daha developer'dan çıkmış aslında IDE'nin, editörün üzerine binmiş, sistemin üzerine binmiş durumdaydı. İlk başlarda çok tabii performanslı çalışmıyordu ama zamanla ya da çok doğru çalışmıyordu diyebiliriz. Performanslı çok doğru bir kelime olmayabilir. Zamanla daha iyi bir noktaya gitti. İlk defa bu senede Google I/O'da Compose tanıtıldı. Şimdi şimdiye kadar aslında hep konuştuğumuz XML'i nasıl yaratacağımızdı. Hiç
Tabii en başlarda dinamik olarak mı layoutlarımızı yaratmalıyız yoksa XML'den mi yaratmalıyız? İlk zamanlar yani Android'in başında konuşuluyordu ama ölçümlediğimizde, denediğimizde ve tabii ki kaynaklara göre de aslında dinamik olarak layoutlarımızı yaratmak çok da performanslı bir yöntem değildi. UI performans açısından XML'de bunları yaratmak daha doğru bir seçenekti. Compose'laysa bu sefer farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Aslında kodda yaratıyoruz ve Kotlin'le yazıyoruz native UI'ımızı. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Deklaratif bir şekilde yapıyoruz aslında. Biz ne istediğimizi söylüyoruz ama nasıl yapılacağına çok karışmıyoruz. Google teknolojileriyle ilgilenenler bunu daha önce Flutter'da duymuş olabilirler. React Native deneyimlemiş olanlar benzer şeylerle karşılaşmış lardır. Vue.js de yine aslında esinlenilen dillerden biri olarak söyleniyor Compose geliştirilirken. Ben bu konuda okuduğum blog yazılarının en çok sevdiğim declarative versus imperative karşılaştırmasındaki örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Bobros'u izleyenleriniz var mıdır bilmiyorum. TRT1'de nasıl resim yapılır diye anlatırdı. Live comment'leri çok aktif göremiyorum şu an. Şimdi aslında deklaratif ve imperatif programlamanın bu blog yazısında şöyle anlatıyor. Deklaratif programlama arkadaşınıza bir resim yapmasını söylemeniz ama nasıl yapacağına hiç karışmamanız ve bunu bilmemenizken imperatif programlama aslında arkadaşınızın Bob Ross'u dinleyerek ve onun dediği step'leri izleyerek adım adım bu resmi yapması olarak tanımlanıyor. Blog yazısını da burada paylaştım. İsteyenler sonra okuyabilirler. Peki nasıl başlıyoruz aslında biz Compose'la bir proje geliştirmeye? Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var sanırım. Compose hala Developer Preview'da. Ben bu sunumu hazırlarken 2 hafta önce başlamıştım. Developer Preview 0.3 vardı en sonuncu sürüm. Sonra 0.4 geldi ardından o sırada ama hani yarısındaydım, update etmedim. Dolayısıyla bazı şeyler değişmişti aslında kodda. Birkaç gün önce Dev6 tanıtıldı. Onda da değişen şeyler vardır. Şu an production için önerilmiyor. Ama deneyimleyip bu süreci hep beraber izleyip aslında feedback vermemizi de ve süreci beraber görüp sonuçta hazır olmamız, production'a hazır olmamız, bizlerin de hazır olması önemli bir şey. Minimum Android Studio 4.0 gerekiyor bunu yapabilmemiz için. Ama tabii Canary Preview'un son versiyonunu indirirseniz daha iyi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Bunu indirdiğimizde ve yeni bir proje yarattığımızda proje template'leri arasında artık empty compose activity de gelmiş oluyor. Ve bu sayede basit bir Hello World uygulaması yaratabilmiş oluyoruz. Peki burada nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz? Daha önce görmediğimiz aslında composable bir fonksiyonla karşılaşıyoruz ve UI as a function'ını burada duyuyor olacağız. Bu da ne aslında? Bizim UI'ımız artık datayı input olarak alıyor ve bunu gösteriyor ekranda ve tekrar update edilmesi gerektiğinde de bu composable function trigger edilerek basitçe bu yapılabiliyor. Şimdi kodu kısaltmasıydı aslında başlangıçta söylediğim tanımındaki avantajlardan biri. Bu nereden geliyor? Normal şartlarda data değiştiğindeki update ve aslında inflate edilmesi bilgin ayrı yerlerdeyken hepsi tek bir yerde olmuş oluyor. Şu an biz aslında bir view yarattık ve bunu direkt ekrana yansıtabiliriz. Böyle bir kazanımı var. Devam edelim. Şimdi projeyi açtığımızda bir tane daha farklı bir şeyle karşılaşmış oluyoruz. Preview. Default Preview'da aslında henüz cihaza atmadan ekrandaki view'in nasıl görüneceğini deneyimleyebilmiş oluyoruz. Ben bunu biraz Flutter'daki hot reload'a benzettim ama sanırım Swift UI buna benzer bir şekilde çalışıyormuş. Henüz deneyimlemediğim için çok kesin bir şey diyemeyeceğim ama
Dolayısıyla farklı bir şeyle daha karşılaşmış olduk. Ekranda aslında cihaza atmadan view'lerimizin nasıl göründüğünü deneyimleyebilmiş olduk. Burada değişiklik yaptıkça default preview'daki refresh butonuna basarak aslında tekrar tekrar view'lerimizin ekranı nasıl görüneceğini deneyimleyebiliriz. Peki. Şimdi composable function'lar diyoruz. Composable function nedir? Aslında at composable annotation'ı ile beraber bizim de geliştirebileceğimiz ve bizim programatik olarak view'imizin şeklini ve datasını tanımlayabileceğimiz fonksiyonlar. Biliyorsunuz solid prensiplerinden biri de yazılım geliştirmede single responsibility prensibi. Yani aslında her bir kod parçacığının tek bir amacının olması. Compose da bunu hedefliyor. Burada aslında örneğin surface'ı yani background'ını değiştirmek istediğimizde bunu sadece surface compose function'ıyla yapabiliyoruz. Başka bir şekilde yapamıyoruz. Bunu cihaza attığımızda ise karşılaşacağımız görüntü bu şekilde olacaktı. Gördüğünüz gibi kenarlara yapışmış durumda metin. Çünkü aslında biz henüz hiçbir şey vermedik. Hani herhangi bir alışmanız heading ya da text'e bir style geçirmedik. Peki bunları nasıl yapabilirdik? Bu noktada aslında modifier'lar hayatımıza giriyor. Bunlar tabii ki zamanla artacaktır. Ben Dev3'ü denerken bu spacing'i Dev4'te layout padding adını almıştı. Muhtemelen şu an farklı bir şeyle karşılaşabilirsiniz denemek istediğinizde. Bir tanesi bu. Biri aspect ratio. Bir diğeri de row ve kalınlar. Bunları açıklayarak devam edelim. Spacing ya da layout padding aslında adından da anlaşılacağımız üzere bizim çok çok kullandığımız padding'i veren modifier. Tekstimizin yanında modifier, layout, padding kaç dpi vermek istiyorsak verdiğimizde aslında her tarafına bu 24 dpi'lik boşluğu eklemiş olacak. Default preview'da da bu şekilde gözleyebiliriz. Cihaza attığımızda da yine aynı şekilde aslında boşlukların arttığını görebileceğiz. Row kolumu beraber aldım. Başlangıçta lineer layout'tan bahsetmiştik. Aranızda henüz Android development yapmayanlar da vardır diyerek aslında bunları açıklamak istemiştim. Şimdi lineer layout'a benzer bir deneyimi aslında yapabilmemizi sağlıyor row ve kolum. Kolumlar alt alta içerisindeki view'leri sıralarken row'lar da yan yana sıralanmasını sağlıyor. Örneğin bir column tanımladık. Modifier olarak padding'ini verdik. İçerisine text'lerimizi attık. Alt alta gelecekler ve etrafında da hepsinin etrafında 16 dp'lik bir boşluk olacak. Çünkü aslında biz bu boşluğu artık column'a verdik. İçindeki text'lere vermedik. İçindeki text'lere verseydik yine buralarda gözlemleyebilirdik. Bir diğer en çok kullanılan şeylerden biri de mutlaka imajlardır. Peki imajı nasıl ekleyeceğiz? Bunu da draw image'la aslında yapıyoruz. Buraya bir sorusunu vererek ekleyebiliyoruz. Ama şu an aslında çok da istediğimiz bir görünümle karşı karşıya değiliz ekrana bakacak olursak. Burada tüm ekranı kaplamış durumda imajımız. Bunu nasıl değiştirebilirdik? Bunu da şöyle değiştirebilirdik. Bir container kullanarak değiştirebilirdik aslında. Container'ları genel amaçlı objeler olarak tanımlayabiliriz. Bunu herhangi bir şey için kullanabiliriz. Burada örneğin yükseklik verdik, 180 dpi. Enine genişlemesini istedik. İçerisine imajımızı koyduk. Başka bir şey de koyabilirdik. Bu şekilde view'in görünümünde değişiklik yapabiliyoruz. En başlangıçta demiştim ki bizim kodumuzu kısaltıyor çünkü aslında
Normalde inflate ettiğimiz ve datayı update ettiğimiz kodlar farklı kodlardı ve aslında bunu teke indirmiş olduk. Biz her seferinde bunu recompose olmak için tekrar tekrar metodu mu çağıracağız? Hayır, aslında tekrar tekrar metodu çağırmak zorunda değiliz. Data değişikliklerini daha önce de aşina aldığımız şekilde update edebiliriz UI'ımızı bu değişikliklerine bağlı olarak. Bunu burada yapmamızı sağlayan şey de add model annotation'ı. Yani aslında biz composable function'ımızın aldığı input'u add model annotation'ı ile tanımlayacak olursak buradaki herhangi bir değişiklikte otomatik olarak biz devreye girmeden Weave'imizin recompose etmesini ve UI'nin değişmesini sağlıyor olacak. Bunu nasıl yapıyor dersek, örneğin bir tane bunu CodeLab'den almıştım bu örneği. Aslında bir tane counter state data class oluşturuluyor modelle. Ve biz bu konu içerisinde de aslında gösterdiğimiz input bu counter state'i alıyor data olarak. Bu konu içerisinde gösterdiğimizde state'in count değeri, kaç kere tıklandığı. Biz buraya tıkladıkça değeri arttırıyoruz. Değer arttıkça aslında data değişmiş oluyor. Data değiştikçe de ekranda gördüğümüz değer değişiyor. Bir yandan örneğe bakıyorsunuz 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye dönüyor. Ben videoyu o kadarlık çektiğim için aslında. Yoksa devam edebilir durumda. Peki flexible layout'lardan bahsedelim. Lineer layout mantığıyla ilerleyecek olursak yine bir diğer en çok kullandığımız şeylerden biri de aslında weight'ti. Yani neydi? Weight'te bir ekranın belli bir kısmını kaplasın. Ondan geriye kalan yani bir kendisi kadar yer kaplasın. Geriye kalan yere de aslında diğer bir tüm alanı kaplasın ya da tam tersi. Bunu orantısal olarak da verebiliyorduk. Bunu burada nasıl yapıyoruz dersek, şimdi örneğe gelecek olursak biz aslında tüm kolumu yani alt alta yerleşik expand height verdik. Tüm ekranı kaplasın dedik. Sonra flexible one f verdik. Flexible one f ne işe yaradı? Alttaki counter butonumuz en alta yerleşti. Sonrasındaki aslında içinde bir tane daha kalım var ve bunlar green tick mesajlarını ekliyor. Burada bizim ekrandaki kod örneğinde göreceğiniz üzere iki tane aslında Android ve Dart olmak üzere iki tane ismimiz var. Bunları basıyor ve sonrasında kalan alanı da kendisine ayırmış oluyor. Aslında her şeyin karşılığı yapılmaya çalışılıyor ki aynı deneyimi sunabilelim, geliştirebilelim. Peki tema nasıl dersek, temayı nasıl bulacağız dersek, ilk başta set content'in içerisinde material theme'e set etmişti. Geri dönüp slaytlara bakabiliriz hatırlamak için. Sanırım koymamışım. Material set kontak metodunun içerisinde material team'le aslında veriyor. Bu tabii değiştirilebilir, extend edilebilirdi. Biz burada material team kullandığımız için aslında material team'in içerisindeki diğer tanımlı olan attribute'lere de erişebiliyoruz. Evet, geldim bu slide'a. Greetings aslında buradan çağrıldı. Dolayısıyla slaytımıza geri dönüp üzerinden konuşacak olursak. Dolayısıyla aslında biz Material Team içerisindeki örneğin tipografileri kullanabiliyoruz ve tekstlere farklı farklı değerler verebiliyoruz. Peki customize etmek isteseydik bunu nasıl yapacaktık dersek de aslında primary color'ı örneğin ezebilirdik. Surface'ın rengini ezebilirdik. Ve sonrasında örneğin buradaki örnekte site content derken tekrar surface'a color vermedim. Çünkü aslında ben tüm uygulamadaki surface'ı ezmiş oldum. Android takımının Compose'la ilgili geliştirdiği bir uygulama var, JetNibs diye. Bunu da GitHub'da tüm kodları var, inceleyebilirsiniz. Benzer bir mantıkla yapılmış durumda. Onlar tabii çok daha fazla detayda ve çok daha
kompleks bir şekilde yapmışlar. Ayrı bir tim kulaklıkları var. Siz de buradan faydalanabilirsiniz eğer denemek isterseniz. Ben burada aslında temel olarak bakış açısının nasıl değiştiğini, basic şeyleri nasıl yapabildiğimizi anlatmak ve paylaşmak istemiştim. Bir diğer en çok kullanılan yapı da aslında listeler. Listelerin de benzer şekilde biraz tarihçesine gidecek olursak, eskiden list view'lar vardı. Ve burada performansı, UI performansı biraz daha developer'a kalmıştı. Sonrasında recycler view'ler geldi ki şu an zaten recycler view'leri kullanıyoruz. Burada bu performans konusu aslında developer'dan alınıp sistem tarafından handle edilir bir hale getirmişti. Şimdi diyelim ki bizim çok sayıda speaker'ımız var ve bunları listelemek istiyoruz ekranda. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki bu şekilde yapamayız. Şu an Google'ın dokümanlarında, yani dev6'da yeni bir şey gelmiş olabilir, henüz incelemediğim için kesin bir şey söyleyemiyorum. Scrolling list olabileceği konusunda bir videoda anlatılıyordu. Tabii bu değişebilir şu an için, kesinliğin yok. Ama Recycler View'deki adaptör yapısından da bizi kurtaran bir aslında çalışmaydı. Tekrar aslında view holder'lar, başka class'lar yazmıyoruz da sadece biz view'imizi iterate ediyoruz. Yani speaker information'ımızı, composable function'ımızı ve bunu sistem bizim için yapıyor. Ben en son geçen hafta JetNews'i incelediğimde, yani Google'ın geliştirdiği uygulamayı, burada bu vertical scrolling ile şu an yapılmıştı. Henüz recycler view'e denk bir yapı olmadığı için. Tabii ilerleyen zamanlarda ona denk bir şey geldiğinde burası da değişecektir. Çünkü vertical scrolling içerisinde view'leri iterate etmemiz, scroll view'in içerisinde aslında listemsi bir görünüm elde etmek gibi, bu da tabii ki çok performanslı çalışmayacaktır bizim UI'miz için. Yine aynı şekilde burada live data kullanarak değişiklikleri de observe ederek otomatik bir şekilde yeni bir speaker eklendiği zaman, listeye datamız değiştiği zaman değiştirebiliyor olacağız. Yani verilen örnekte en azından bu şekilde değişmezse. Bir genel olarak Compose'un bize avantajları nedir dersek, aslında sunum içerisinde de bahsettik. Temel olarak en büyük avantajı daha az kod yazmamız ve sistemin nasıl çalışacağına giderek daha az karışıyor, daha deklaratif bir yapıda aslında UI'mızı geliştiriyor olmamız. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bununla ilgili Mobiler Dev'in web sitesinde de bir tane blog yazısı yazmıştım. Anlattıklarım buradaki kod örnekleri orada da mevcut. GitHub'da da bir projem var. GitHub hesabından bakabilirsiniz. Bunu paylaştıktan sonra isterseniz, daha önce incelemediyseniz, bu kaynakları da inceleyebilirsiniz. Şu an sorusu olan varsa alabilirim. Ya da bitirebiliriz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Data binding olayını nasıl yapıyor? Aslında biraz daha farklı, datayı input olarak aldığı için direkt observe edebiliyor. Evet, Flutter'a benziyor. Zaten Flutter, React Native ve Vue.js'ten esinlendiği söyleniyor.